Almanya'dan sonra Hollanda hükümeti de ülkesine yerleşecek göçmenler için şart koştu. Dilimi bilmeyen oturma izni alamaz dedi. Eşinin, nişanlısının yanına yerleşmek isteyenler işi gücü bıraktı, Flamanca öğrenmeye başladı. Şimdi onların amacı dil sınavını geçip sevdiklerine bir an önce kavuşabilmek. Eşinizi özlediniz mi? Özlemedim desem yalan olur. Sonuçta 2 haftalık bir evliliken bırakıp gidiyor. Özlem oluyor tabii ki haliyle. Eşine kavuşması için Türkçe yetmedi. Evlilik cüzdanı da hasrete çare olmadı. Oraya giden birçok insan var. Nüfus olarak çok kalabalık bir ülke. Gelenleri engellemek amaçlı böyle bir kanun çıkarmışlardı. Çünkü her önüne gelen gitmesin, gelmesin falan diye bence. Sevinç Gündoğan 2 hafta önce evlendi. Türk olan ve Hollanda'da yaşayan eşinin yanına gitmek istedi. Ancak Flemenkçe bilmiyordu. Flemenkçe öğrenmek için dil kursuna koştu. Buraya kazanmak için geldim zaten. Hem dil öğrenmek hem kazanmak. Yapmayı çok istiyorum. İnşallah da olur ve giderim yani. Göç yasası 2005 yılında Hollanda'da yürürlüğe girdi. Hollanda gelecek göçmenleri Flemenkçe sınavına tabi tutarak ülkesine almaya başladı. Sonuçta oraya gidip yabancılık çekmememiz lazım. Oraya gittiğimi kaynaşmamız lazım. Ortama alışmamız lazım. Bu vesileyle yabancı dil şart. Az buçuk biraz daha öğrenmemiz gerekiyor. Durum böyle olunca Türkiye'nin dört bir yanından Flemenkçe öğrenmek isteyenler dil kursuna akın etti. Reyhan Gezici de nişanlısıyla evlenebilmek için Mardin'den kalktı, İstanbul'a geldi. Üstelik okuma yazma bilmediği için ilk derse alfabeden başladı. İlk gün hatta kavga ettik bu yüzden. Çok zor geldi ama sonradan düşündüm, seviyorum, ben onun için yapacağım. Kazanmasam da onun için her şey yaparım. Öğretmenin hikayesi de öğrencilerinden farksız. O sevdiği kadın için Türkiye'ye yerleşti. Şimdi öğrencilerine dil öğreterek sevdiklerinin yanına gönderiyor.